kendisine iman edenlere necat verdiyse, Allah Hud aleyhisselam ve diğer peygamberlerin varisleri olarak ulemayı izamın ariflerini, kamillerini, ilmiyle amil olan alimlerini gönderdi. Şimdi bunlardan bir iki kemalat numunesi vermek suretiyle misalimizin dairenin içindekilerin kemalatı ile dairenin dışındakilere düşen vazifeyi hatırlatmaya çalışacağız. Cenabı Allahu Teala razı olsun, Ahmedi Yesevi Hazretlerinin zamanında olan Seyyid Ahmet Ata Hakim Ata'nın halifesidir. Vaktaki Hoca Ali Azizen Ramitani Hazretlerine karşı bir gün edep dışı bir tavır göstermiştir. Seyyid Ahmet Ata Hazretleri bir gün Hoca Ali Azizen Ramiteli Hazretlerine karşı, aynı devirde bulunan devletliğe karşı edep dışı bir tavır göstermiştir. Bunun üzerine Asya içerisinden gelen çapulcu takımları Seyyid Ahmet Ata'nın oğluna esir almışlar. Başka Türklerle birlikte Asya içerilerine doğru alıp götürmüşler. Seyyid Ata başına gelen musibetin Evliya-i İzam'ın Sadat-ı Nakşibendi'nin ulularından olan Evliya-i İzam'ın ulularından olan Hazreti Ali Ramiteni Azizan Hazretlerine karşı işlediğinden dolayı geldiğini bildiğinden Seyyid Ahmet Ata Hazretleri büyük bir yemek sofrası ile ziyafet hazırlamıştır. Gönlü zamanın en meşhur evliyalarını çağırmak, meşhur ulemasını çağırmak, onların huzurunda Ali Azizan Hacı Ali Ramiteni Hazretlerinden özür beyan etmek, helallaşmak. Zira Hazreti Hacı Ali Azizen Ramiteni radıyallahu teala'nın hazretleri 130 sene yaşamıştır. Sadat-ı Nakşibendi'nin en ulularındandır. Allah adama verirse böyle 130 senelik mübarek bir ömür versin. Yemeğe gelen Hazreti Azizen Hacı Ali Ramiteni feraset ile, evliyanın müminin feraseti ile Seyyid Ahmet Ata'nın gönlündekini bilmiş, oğlunun esarete gitmesindeki Allah'ın kahrını anlamış, sofraya bütün eller uzandığı dakikada mübarek şöyle buyurmuş: Seyyid Ata'nın esir oğlu, şu kapıdan girip sofraya oturmadıkça, yemeğimize katılmadıkça Ali Ramiteni elini yemeğe sürmez demiş ve elini böylece yemeğin üzerinde tutmuş. Pek çok evliya-i izam, ulema-i kiramın huzurunda Cenab-ı Sadat-ı Nakşibendi'nin en ulularından olan bu mübarek evliya-i izamın bu harikulade olan sözü ve insana hayrette bırakan tavrı insanları şaşırtmış. Seyyid Ata'nın esir olan oğlu bu sofraya gelmedikçe, o da bizimle birlikte yemeğe katılmadıkça senin kulun Ali Azizen Ramiteni yemeğe elini uzatmaz demiş. Elini uzatmış, lokmayı almadan bekleyince bütün millet hayret ve dehşet içinde kalmışlar. Esir o anda yemeğe nasıl gelsin? Eli öylece kalmış ama Cenab-ı Mürşid-i Kamil gözleri hayret ve kendisi nurani bir cezbe içerisinde veşt ve safa içinde bulunurken derhal Şeyh Seyyid Ahmedi Ata Hazretlerinin oğlu kapağı açılıp içeriye girdiği görülmüş. Dehşet son hadde. İnsanlar hayretin fevkinde. Çocuğa nasıl gelebildin suali sorulmuş. Hiçbir şeyin farkında değilim. Beni bir takım vahşi çapulcular esir edip sımsıkı bağladılar. Memleketlerine götürdüler. Günlerce yol gittik ama şu anda kendimi aranızda buldum demekten başka Hazreti Azizen Hacı Ali Ramiteni Hazretlerinin kerametini söylemekten başka bir şey söyleyememişler. Bu ulu keramet karşısında millet hayret edip Allah'ın azametine sığındığı gibi
cemaati ümmeti Muhammed'de mübarek Sadat-ı Nakşibend'in etrafında toplanmaya başlamışlar. Tıpkı bu asırda Hazreti Şeyhimiz Sultan Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin yüzlerce binlerce kerametinin zahir olduğu gibi. Bir gün Hoca Azizen Ali Rami Tene Hazretleri'ne dünyada hatırı sayılır bir zat-ı muhterem misafir gelmiş. Evin içinde yedirecek hazır bir yemek yok. Ne yapacağını şaşırdığı zaman Hazreti Azizan Hazretleri, dervişlerinden bir paça satan paçacı müridi var. Paça satan paçacı müridi bir çömlek paçayla beraber gelmiş. Efendi Hazretleri, bu yemeği sizin ve yakınlarınız için hazırladım. Kabul buyurursanız beni mesut etmiş olursunuz. Yemeğe gelene paça ısıtılmış, paça takdim edilmiş, Şeyh Hazretlerinin kalbi pür nur olmuş. Müride karşı fazlasıyla bir muhabbet ve iştiyak doğmuş. Oğlum, sen ne istersin? Benim gönlümü öyle bir sıkıntılı zamanda ihya ettin ki benden ne istensin? Sen Hızır Nebi gibi imdadıma yetiştin. Söyle, benden ne istersin? Ümit ederim ki Allah dileğini verse gerektir. Bunun üstüne çocuk ne derse beğenirsiniz, genç ne derse beğenirsiniz, aynen senin gibi olmak isterim. Aynen. Bunun üzerine çok güç bir şey, üzerimizdeki yük senin omuzlarına çökerse ezilirsin. Ama genç inadında, ısrarında sabit. Benim alemde tek bir muradım var. Senin gibi kamil olmak. Tıpkı senin gibi arif olmak. Tıpkı senin gibi tesellisiz bir kamil olmak. Peki diyor. Öyle olsun. Ama benim yükümü yüklerlerse ölmenden korkarım. Benim için önemli olan ölüm değil, Allah'a kamil bir kul olmaktır. Müminler, insan Allah'tan isterse erkekçe istesin. Çorbaydı, pilavıdı, hasta oğluydu, illetli kızıydı. Bu Allah'ın katında bir mesele değil. Allah o kadar gani, mülkü o kadar geniş, azameti o kadar büyük ki 70 milyon dünyayı istesin, dervişin tesbihi gibi senin arkana bağlar da hiç Allah'ın mülkünden bir şey eksik olmaz. Allah'tan Allah'a göre isteyin. Bir avadan ister gibi istemeyin. Bir validen, bir paşadan ister gibi istemeyin. Alemlerin Rabbinin mülkünü düşünün. Azametini düşünün. Siz size sahip olun. Günahınızdan tövbe edin. Sure-i Nuh'taki 12. ayeti celile meali gibi istiğfar edin. Görün Allah'ın mülkü ne kadar geniştir. Allah kadiri mutlaktır. Güzel tercüme et. Haklarını yeme. Bir sana bir onlara, bir sana bir onlara. Mümkün müdür? Mümkündür. Allah'ın er kişileri 7 iklimde mevcudatta var olan şeyi Allah'ın kudretiyle getirmeye muktedirdir. Nübüvvetin esrarı ne kadar azim ise kerametin hakikati da mensup olduğu peygamberin mucizesi olmak üzere o kadar azimdir. Bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ekmeül tahiyyat mucizeyi nur-u Muhammed'inin engin safhasında bulunan Habibü'de aleyhisselam iki parmağıyla ayı bile ikiye bölmüştür. Hiçbir peygamberin çıkmadığı arş-ı âlâ üzerinde şeref bulmuştur. Sitre-i müntahadan kürsüye kadar refref ile gitmiştir. Allah'ın bilinmeyen hiçbir peygamberin geçmediği, görmediği tecellilere mazhar olmuştur. Ona verilen nimet-i Rabbaniye ve ona ikram edilen nur-u Muhammediye, ona ikram edilen vahy-i varidat-ı kudret-i subhaniye ile ne verildiyse ümmetine de alimlerinde verilir. Benim alimlerim Beni İsrail'in peygamberleri gibidir kutsi hadisiyle sanki o peygamberler nasıl kavmini irşad ederse ümmeti Muhammed'in sadık alimleri de peygamber değildir ama peygamber olmazlar elbette fakat kemalatça
peygamberlerin kutsu vazifesi gibi insanları kavim kavim, millet millet, bölük bölük hidayete getirirler. Allah'tan azametine göre isteyin. Burada bir nokta. El-İbris'te, kitap ismi El-İbris. El-İbris'te bu meselenin üzerinde söylenmiş arif sözü vardır. Arifi billah isterse Allah'ın kudretiyle müridini kendi kemalat makamında kamil edebilir. Ama devamlı olmaz buyurulmuş. Nasıl sarığın durabilmesi için baş lazımsa, nasıl cübbenin durabilmesi için sırt lazımsa, nasıl cüzdan kulak asma. Bir insanın velayete ayak basması çok kolaydır. Bugün bana gavsiyet makamını verseler, temsildir sözüm, bir hafta geçmeden ne gavsluk kalır ne velilik kalır. Çünkü o kemalatı taşıyacak ceset ortada yok. O rütbeye layık olacak kamil beyin ve akıl yok. İnsanı orgeneral maraşal yapsalar, kendisi de yüzbaşı bulunsa, generalliği o yüzbaşı idare edemez. O bilgiye, o tecrübeye, o semeriye layık değildir. Böyle mesele mümkündür. Devamı kemalata racihtir. E peki verilirse ne olur? O kemalatı, o ceset taşıyamadığı için yanar. Makamı ne olur? Aynen öyle olur. Bekası ölür. Ölür, ölür. Neye benzer? Muayyen bir ceryanı tutabilirsin. Ama yüksek voltaja geldin mi belki öldürür. Yıldırım düşerse kömür eder. Sen kömür gibi yıldırıma dayanırım desen mümkün değildir. Ama bir peygamber cesedine yıldırım inse, inmez de temsil inse, onun nuru yıldırımın narını yok eder. Kovalar. Hiçbir şey yapamaz ona. Bunun üzerine Hazreti Azizen Hacı Alurahmiteni odaya genci çekmiş. 40 gün gence nazarla bakmaya başlamış. 40. gün müradına ermiş ama ebedi aleme de göç etmiştir. Allah bizi kamil sıfatlara eriştirsin. Bu zat-ı muhteremler muradı Allah'tır. Daireyi çizen Hud Aleyhisselam'ın muradı Allah'tır. Sadıklarla oturmaktan gaye Allah adamını bulmaktır. Ha iki gözüm kardeşim, bir anlasak sadık adamları, sadık kamilleri. Muradı Allah olduğu için cesetleri küçük görülür, cirimleri küçük görülür. Ama cürümleri kapladığı meşguliyet sahaları dünyayı avucunda yumurta gibi arif-i billah tutar. Allah buna onu kadir ve muktedir kılmış. Hazreti o 130 sene yaşayan Azizen Hacı Alurahmiteni Hazretleri iki müridini Harzem Şah'a elçi gönderdi. Meşhur dokumacı lakabıyla meşhurdur. Sanatı dokumacı bu saadat-ı Nakşibendi'nin. Dedi Şah'a varın. Harzem Şah, Harzem Buhara, Semerkant, Maverayun Nehir'de Harzem vilayeti Rus'un elinde. Allah Rus'u kahrederek bu mübarek beldeleri kurtarsın. Afganistan'ı kurtarsın. Zalimlerin zulmünden müminleri kurtarsın inşallah. Şah'a giden elçi, Harzem bölgesindeki elçi, Şah'a gönderilirken verilen talimat şudur. Şah'a gidin, huzuruna varın. Bir fakir dokumacı şehrinizde oturmak istiyor deyin. Evet derse mühürlü bir vesika isteyin. Bunun üzerine dokumacı olan Hazreti Evliya'nın o iki müridi Harzem Şah'a çıkmışlar. Haceti söylemişler. Şah işin istifafından ve alayından dolayı otursun otursun o fakir dokumacı, getirin bir de bir mühürlü senet vereyim, vesikayı imzalamıştır. Mühürü cebine almış, Bismillah diye koymuş ve kenar mahallelerde bir tekke, bir mübarek mescit bina ederek evini inşa etmiştir. Şeyh dokumacı, belde yabancı,
gönlü Allah adamı, sanatı vahşileri ehlileştirir, azmışları yola getirir, daireden çıkmışları daireye sokar. Müftü değildir, hatip değildir, vaiz değildir ama kalpleri terbiye eden bir mürebbi ve hakikidir arif-i billah. Allah dairesine soksun, kimse tanımıyor, ne yapsın? Irgat pazarına gitmiştir, amele pazarına. Yevmiye ile amele tutmuştur. 10 kişi, 15 kişi evine getirmiştir. Oğlum, size göstereceğim işi söyleyin. Göstereceğim iş, şu musluktan abdest alın. Ben namaza kalktığımda arkamda namaz kılın. Benim vaazi nasihatımı dinleyin. Akşam olunca yevmiyenizi alın. Irgatlar birbirine bakmışlar. Böyle bir iş dünyada kimse vermedi. Abdest al, namaz kıl, hocanın arkasında vaaz dinle, akşam yevmiyeyi al. Bir gün, üç gün, beş gün sadık mürit olunca canı bulan, cananı bulan, cananı bulan canından da vazgeçer hükmüne göre. Yevmiyeden vazgeçmiş, sadık müritler bütün tekkeyi doldurmuştur. Şehri sarmış, haber Harzemşahan Şah'a varmış. Öyle bir dokumacı türedi ki şehri eline geçirdi. Korkulur ki sizi tahtınızdan eder sözüne karşı Şah bir elçiyle şehri terk etmesini isteyince Cenab-ı Hazreti Azizan Hacı Al-Ramiteni demiş, Şahımız bize mühürlü vesayık verdi, vesika verdi. Eğer bir şah da sözünden dönecekse bir semeş çıkalım. Şah uyanmış. Uyanmış, Arif Şah'ı tuzağa getirdi. Vaadinden dönmemiş, evliyaya düşman tavrı olmamış. Madem bu Allah'ın rızası için ırgat pazarından yevmiyeli amelleri tuta tuta müritleri topladı, biz de bir ırgatlık Allah için yapsak ne olur demiş ve mübarek Azizen Hacı Ramiten'in kutsi dairesine oturmak suretiyle biiznillah sadık müritanından olmuştu. Allah bizi sadıkların dairesinden ayırmasın. Bu sohbet yine Hud Aleyhisselam'ın kavminden alınan derslerin de mukaddemesi. Daha derse girmedik ha. Daha dersi dolanıp duruyoruz. 1,5 saati geçti, dersi dolanıyoruz. Daha ne ders çıkacak? Hele bekle bakalım. Allah büyüktür. Bir şey çıkacak bundan. Bir şey çıkacak. Hele bekle. Şahın adı Muhammed Mustafa. Ya Şefii Ruzi Ceza. Ya Ahmet-i Mahmud-u Mahbub olan Hazreti Resul-i Kibriya. Irgatlara can geldi yevmiyi bedava bulunca. Yevmiyi bedava bulunca ırgatlara can geldi. Yevmiye bedava, Sadat-ı Nakşibendiye yevmiye bedavedir. Yemek bedava, tekke bedava, yevmiye bedava, şef bedava, Allah'ın rahmeti bedava. Bir gayret sana bana kalıyor. Allah bizi bu kapıdan ayırmasın. Şah Nakşibend Hazretlerinin saadetli halifesi Muhammed Parisa Hazretleri radıyallahu teala anhüm ikinci defa Hicaz'a gitmeye karar verdiler. Yanındaki cemaat kendisine dediler ki sallallahu aleyhi ve sellem, adama bir hüp diyecek dudak boşluğu bırakırlar. Ateş bacayı sarmış, depeleme doldurdu işte. Ne yapacaksın? Allah kalbimizi depeleme doldursun inşallah. Hemen bir dudak mesafesi boş bırakmasın. Hicaz'a ikinci sefer gittiği için mübarek, gitmeye kalktığı için yanındaki mübarek muhteremler demişler ki, efendim siz Hicaz'a gittiniz. El cevap, gittik. Yani biz bu seferde Allah'a yolcuyuz, vefat edeceğiz demeye getirmiş. Gittik. Ya Rabbim Hazreti Muhammed Paris'e kavuştur. Ya Rabbim Hicaz'da onunla beraber yapmak nasibi müyesseriyle. Gittik.
ve hakikaten Hicaz'da vefat etmiş. Muhammed Farisi Hazretlerinin saadetli oğlu Hoca Ebu Nasır Hazretleri dışarıdayken vefat eden babaları Muhammed Farisi'yi duyunca yüzüne bir örtü örtüler. Muhterem babaları Hazreti